Ben Cem Bölükbaşı, 21 yaşındayım. Küçük yaşım, 5 yaşımdan beri motor sporla uğraşıyorum. Aynı zamanda bir e-sporcuyum. Sim racing kısmında, sanal yarış kısmında e-spor pilotuyum. Aynı zamanda da 2019 yılında gerçek yarışlara geçiş yaptım. Borusan Otomotiv Motorsport'la beraber Avrupa Şampiyonası'nda yarıştım, GT4 Şampiyonası'nda. Aynı zamanda Formula Renault Şampiyonası'nda yarıştım 2019 yılında. E-sporcuyum, sporcuyum, yarış pilotuyum. Aynı zamanda YouTube'da da uğraşıyorum, Twitch yayıncılığıyla da uğraşıyorum. Influencer'ım aynı zamanda. Sim racing demesinin kısmı aslında sanal yarış pilotu veya simülasyon yarışı diyoruz. Çünkü aslında oyun da değil tam. Çünkü gerçek pistler ve gerçek arabaların lazerle scan edildikten sonra ortaya çıkan bir ürün aslında bu. Ve gerçeğe ne kadar yakınsa bizim için o kadar büyük avantaj oluyor. Bu sebeple de aslında e-spordan gerçeğe geçiş olarak da mümkün kılan bir şey oldu bu sene benim için. O yüzden dediğim gibi hani böyle bir şey. Biz aynı zamanda klavye mouse'u da oynamıyoruz dediğiniz gibi. Direksiyon pedal üzerinden bir Formula 1 pozisyonunda oturmuş gibi oynuyoruz. Cidden Formula 1 arasının içindeymişiz gibi. O yüzden birebir gerçeklik üzerine kurulu bizimki. En büyük katkısı zaten ya bana bu kapıyı açan e-spor kısmıydı. Benim kendimi duyurmama bir olanak sağlayan da e-spor kısmıydı. Ve aynı zamanda teknolojinin bu kadar gelişmesiyle beraber hep şey soruluyordu, simülasyon pilotları acaba gerçek arabaya oturursa gerçek arabayı sürebilir mi diye. Bunun da aslında soranlara bir cevap niteliğinde de oldu aynı zamanda. Çünkü hani bilimsel olarak artık diyebiliyorsunuz ki buradan kazandıklarınızı gerçek pistlere aktarabiliyorsunuz. O kadar da gerçek çünkü. O kadar da gerçeğe yakın diyeyim. O yüzden aslında şu an buradaysam tabii ki de benim sim racing'den dolayı, sim racing sayesinde buradayım. Aslında çok da komplike olmayan bir ekipmanla başlayabilirsiniz. Hani bizim evdeki sistem tabii ki de e-sporlarla eşit olsun diye işte Formula 1 koltukları, bilgisayarlar, işte birkaç tane monitör var ama aslında benim de başlangıç yerim yatağımın kenarına koymuştum. Sandalyeye bağlıydı. Laptopu sandalyenin üstüne koyuyordum ben. Üstüne direksiyonu bağlıyorsunuz ve pedal seti. Direksiyon ve pedal setiniz olduğu zaman kesinlikle her zaman oyun yapabiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz. İşte PlayStation olsun, başka platformlarda olsun. Aslında gereken tek şey sizin için direksiyon ve pedal seti. Yani strateji olarak belli bir şeyimiz yok ama tabii ki de biz de en çok kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Benim de arkamda bir ekip var, Team Agency olarak. Onlar da bana çok yardımcı oluyor. Onun dışında global şampiyonlarda yarıştığım için yani Türk milleti olarak da onlardan da çok destek alıyorum. İşte izleyenler olsun, takipçiler olsun. O yüzden işte yani Türkiye'de ve aynı zamanda yurt dışında ülkenizi temsil ettiğinizde farklı bir boyuta geçiyor zaten durumlar. O yüzden de ben geri dönüşten tabii ki de çok memnunum. Dediğiniz gibi hep pozitif geri dönüşler aldım sağ olsunlar. O yüzden hani tam bir strateji yok. Kendim olmaya çalışıyorum, elimden geleni yapmaya çalışıyorum, en iyi dereceyi almaya çalışıyorum. Ya bir günüm aslında bizim sezondan sezona değişiyor. Eğer e-spor sezonu varsa yani sabah her zaman sporum oluyor. Sabah veya öğlen her zaman spor oluyor. Çünkü hem gerçek yarış için hem e-spor için bu işte fitness olsun, spor salonunda yaptığım özel hareketler olsun hepsi çok önemli ikisinde de. O yüzden her zaman sporla başlıyor. Her gün olmasa bile haftada 5-6 kez oluyor. Ondan sonra sezona bağlı olarak eğer F1 e-spor sezonu varsa eve geldikten akşama kadar genelde antrenmanlarla geçiyor. Yoksa ve bir gerçek yarış varsa yakında sanal yarış yerine gerçek yarışa antrenman olacak seviyede antrenman yapıyorum. Gerçek yarışa hızlanacak antrenmanları yapıyorum. Ve piste kendimi alıştırmak için, arabaya kendimi alıştırmak için çalışıyorum. O yüzden günde yani minimumda olsa 3-4 saat antrenmanla geçiyor, simülasyonda geçiyor. Gerek gerçek yarış için gerek e-spor için. Hem beslenme hem de genel spor programım yurt dışına bağlı çalışıyorum ben. Aynı zamanda Türkiye'ye bağlı. Yani hem Türkiye'de hem yurt dışında beraber bir iletişimle çalışılıyor. Zamanında birkaç ay önce yurt dışına gitmiştim yarışlar için. O zaman özel bir teste girmiştim. Nerelerimiz zayıf, nerelerimiz güçlü olduğunu söylemişlerdi. Onlara dayanarak bir program hazırlandı. Ve ondaki gelişimden sonra Türkiye'den de hocamla beraber bunun üstüne bir yatırım veya bir gelişim programı yapıyoruz diyeyim ama evet çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Özellikle gerçek yarışta işin içine girdiği için formüle kısımları, kilom çok önemli. Hep aynı kiloda kalmam gerekiyor. İşte kas kütlesidir, yağ oranıdır. Bunlar benim için çok önemli oldu. Daha yaşamadım. Umarım yaşamam ama e-spor kısmında da bizim kullandığımız direksiyonlar oldukça sert oluyor. Gerçek arabadan hatta daha yüksek kuvvetleri de uygulayabiliyorlar. Hatta öyle seviyelere geldi ki hani
Eğer bir kaza yaparsanız bileklerinizi kırabilecek kadar güçlü o direksiyonlar bazı modelleri. O yüzden evet sakatlık riski tabii ki de var ama dikkat ediyorsunuz ve ona özel önlemler var. İşte özel bir tuşu var direkt devre dışı bırakıyor her şey elektrikleri. O yüzden sakatlanmayı da önlüyor. Yani daha pek sakatlanan olduğunu görmedim. Umarım da olmaz açıkçası sakatlanmalar ya. Yurt dışında tabii ki inanılmaz bir mecra e-spor ama Türkiye'de de inanılmaz büyük. Yani baktığınızda Formula 1 e-spor tabii ki çok global bir marka. Ama Türkiye'de önemli bir izleyici kitlesi var Türkiye'den de. Yani çok bilinmez ama her zaman az bilinen hani Formula 1 kitlesi niş bir kitle denir ki öyle. Ama izleyen ve meraklısı olan inanılmaz fazla insan olduğu ortaya çıktı. Özellikle ben ilk Formula yarışına çıktığımda Formula Renault'la işte 3 günde yaklaşık 25 milyon izlenim alınmış. O yüzden hani bakınca evet niş bir kitle ama meraklısı da çok olan olduğu için bir anda çok fazla insanın aslında sevdiği bir spormuş. O yüzden o destek de geliyor tabii ama e-spora dönüş olursa Türkiye'den dediğim gibi Formula 1 e-sporda önemli bir izleyici kitlesi Türkiye ve Formula 1 de bunun farkında. G2 beni ilk keşfeden e-spor takımıydı. Aslında her şey benim için onlarla başladı. 2017'de ilk onlar beni seçti. İlk kontratlı çalıştığım takım onlardı ve ilk profesyonel kontratla çalışan sanal yarış pilotu olmuştum ben G2'ye seçildikten sonra. O zamandan beri de hep yanımda oldular. Gerek sosyal medyada yardımcı oldular, yayınlarda yardımcı oldular. İşte paylaşarak kendi sosyal medyalarında gerek öbür oyuncularla tanıştık, bir şeyler yaptık. O yüzden benim için yardımları çok.